Merhaba arkadaşlar, ben doçent doktor Hatice Camgöz Aktağ, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda kalite yönetim ve iş geliştirme rektör danışmanıyım. Bunun yanı sıra kalite koordinatörlüğü görevinde üstlenmekteyim. Ama ben size bugünkü konuşmamda kariyer merkezi başkanı olarak buradayım. Sizlere kariyer merkezinin ne yaptığını ve sizlere hangi konuda yardımcı olduğunu anlatacağım. E, İTÜ Kariyer Merkezi, bunu İKM olarak biliniyor genelde öğrenciler tarafından. İTÜ Kariyer Merkezi sizlerin e, öğrencilik hayatınız boyunca staj, e, yarı zamanlı iş bulma ve mezuniyet aşamasında iş bulmanıza yardımcı olan bir e, ofis aslında. Öğrencilere çok açık bir ofis, merkezi derslikte bulunuyor bizim ofisimiz. O yüzden sürekli öğrenci trafiğimiz e, var ve hiç bitmiyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. E, İTÜ Kariyer Merkezi ne yapıyor? Biz e, 2019'dan itibaren e, yılda bir kere yapılan İKZ yani İTÜ Kariyer Zirvesi'nin dışında farklı birçok etkinlik daha yapmaya başladık. E, ve bunların faydasını da çok gördük. Birçok öğrencimize dokunduk. E, öncelikle Ekim ayında ilk geldiğinizde, ikinci, üçüncü sınıflara daha çok hitap ediyor ama birinci sınıflarda nereye geldik biz ya da bölümlerimizden mezun olunca nerelerde iş bulacağıza cevap bulmak için biz sizlere sektör zirvesini gerçekleştiriyoruz. Her yıl farklı sektörler, geçen yıl 13 tane farklı sektörü bir araya getirdik. Her biri farklı bir zirve şeklindeydi. Bilişim zirvesi, işte inşaat zirvesi, bilgisayar zirvesi. IT zirvesi, finans zirvesi, e, biyomedikal zirvesi gibi farklı farklı uçak uzay zirvesi, e, havacılık zirvesi gibi farklı farklı birçok zirve gerçekleştirdik. Bu zirvede ne yaptık? E, sektörden üst düzey yöneticileri, CEO, CEO yardımcılarını davet ederek sizlerle bir araya getirdik ve interaktif sunumlar gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz mezun olurken farklı sektörlerde de iş bulabileceklerini, sadece kendi bölümleriyle alakalı işlerde değil ama farklı sektörlerde de birçok istihdam olanağı olduğunu e, sektörden dinlediler. Biz sınıfta, sınıflarda anlattığımız teorinin dışında da bunu uygulayabileceklerini aslında görmüş oldular. Ee, bu birincisiydi. Ee, i̇kincisi çok ses getiren ve Türkiye'deki üniversiteler arasında yapılan zirvelerin en büyüğü olan e, üniversite e, kariyer zirvelerindeki. İşte rekor kıran İTÜ Kariyer Zirvesi, İKZ diye biliniyor yine üniversitemizde. İKZ'de çalışmak öğrenciler için büyük mutluluk, aynı heyecanı hep birlikte paylaşıyoruz. Geçen yıl, geçen yıl değil de geçtiğimiz Şubat ayında yine rekor kırdık. 400'e aşkın stand, 200'e yakın firma katılım gösterdi. Ve birçok öğrencimize buradan iş sağladık iş bulmalarına yardımcı olduk, e, staj buldular, e, yarı zamanlı iş buldular, uzun dönemli staj buldular. Kariyer zirvelerinde normalde firmalar stand kurup e, CV topluyorlar. E, biz onu sadece onu yapmıyoruz. E, biz aynı zamanda e, çalıştaylar düzenledik, e, firmalarla birebir e, mülakat simülasyonları yapmalarını istedik. Ama bunun yanı sıra da kongreler düzenledik. İki yıldır yaptığımız dijital çağda kariyer ve yetenek kongremiz var. Burada öğrencilerimiz yine firmaların üst düzey yöneticilerinin sunumlarıyla sektördeki dijital çağa nasıl geçildiğini, kendi bölümlerinde okurken, mezun olurken Nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve kendilerini ne şekilde geliştirmeleri gerektiğini öğrettik. E, öğrenmelerini sağladık en azından. E, kariyer zirvemiz çok başarılı ve çok güzel geçiyor, çok renkli geçiyor. E, kariyer zirvesinde aradığını bulamayan öğrencilerimiz için veya firmalarda biz inatla onları arayarak işte daha fazla staj verin, daha fazla istihdam sağlayın diye ikna ederek uğraşıyoruz. E, Nisan'ın son haftasında da Kariyer 101 dediğimiz başka bir tek günlük etkinlik düzenliyoruz. Burada da açıkta kalan ya da istediği stajı bulamayan öğrenciler ya da mezuniyet aşamasına gelip de iş arayan öğrencilerimiz için bir şans daha tanıyoruz aslında. Kariyer 101'de yine merkezi derslikte tek günlük güzel bir fuar alanı oluşturarak firmalarla bir araya getiriyoruz. Tabii bizim yaptığımız sadece bu tür zirveler değil aynı zamanda mentorluk e, mentörlük de veriyoruz öğrencilerimize. E, ama bizim hani firmaların yaptığı mentörlüğün dışında bir e, servisimiz var aslında. Biz peer mentoring dediğimiz e, aynı düzeydeki öğrencilerin birbirlerini yaptıkları mentörlük var. Peer mentoringi e, sevmemin aslında sebebi dördüncü e, sınıf bir öğrencimiz başarılı bir e, iş ya da bir CV oluşturduktan sonra gelip Alt sınıflardaki arkadaşlarına bunu nasıl başardığını anlatıyor, CVlerini kontrol ediyor, onlara mülakatlarda nasıl cevap vermesi gerektiğiyle ilgili yardımlarda bulunuyor. Aslında onlara mentörlük yapıyor ee, ve bu, bu konuda da tabii öğrenci öğrenciyle daha rahat konuşabildiği için de e, burada e, inanılmaz e, güzel e, başarılar elde etti öğrencilerimiz. Bir tane öğrencim vardı, e, işletme mensinde okuyor. Fakat maalesef staj staj bulamıyordu, iş bulamıyordu, kendi nasıl ifade edeceğini beceremiyordu. Şu anda mezuniyet aşamasında ve eczacı başında çalışıyor. Başka bir öğrencimiz yine aynı şekilde iş bulamıyordu, çalışmakta zorlanıyordu ya da kendini ikna et firmaları ikna edemiyordu. Şu anda Mercedes'te çalışıyor. Biz bu öğrencileri hani sadece bu zirvelerle değil aslında ofisimize de davet ediyoruz ve gönüllülük esasıyla çalışıyorlar yanımızda. Çalışırken de bizle beraber öğreniyorlar. Özellikle bu zirveleri ya da bu etkinlikleri hazırlarken de firmaların insan kaynakları departmanlarıyla ya da üst yöneticileriyle bir arada çalışma imkanı buluyorlar. Çünkü firmalarla nasıl konuşmaları gerektiğini, onlara nasıl kendilerini ifade etmeleri gerektiğini bizlerle beraber öğreniyorlar. Bir de tabii ayrı bir şey var. Biz hiçbir zaman yönetici, çalışan gibi çalışmıyoruz orada. Hepimiz hani ben hocalarıyım, evet derslerime de giren öğrencilerim bizlerle çalışıyor ama her türlü sıkıntılarını da bizlerle paylaştıkları için bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bu da ve öğrencilikleri bittikten sonra hayata atılırken nelerle karşılaşabilecekleri konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları yönlendiriyoruz. Farklı bir sektörde çalışmak istiyorsa o konuda deneyimi olan hocalarımıza yönlendiriyoruz. Bölüm başkanlıklarıyla her bölümün başkanlar, başkanlarıyla irtibata geçip aslında öğrencilerinin ne tür ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu konuda anketler yapıyoruz. Ee, öğrencilerimizin e, hangi skilllerinin hangi yeteneklerinin eksikli eksik olduğunu e, fark edip o konuda onlara eğitim sağlamaya çalışıyoruz. İTÜ Kariyer Merkezi'nin amacı öğrenci dostu ve öğrenciye yardımcı olmak. Öğrencilik hayatı devam ederken ve bittikten sonra da mezun olduktan sonra da her zaman yardımcı olmak. Ee, istihdam oranını e, artırmak. Türkiye'nin amacı ise İTÜ Kariyer Merkezi'nin amacı da onu arttırmaya yardımcı olmak ve öğrenciye destek olmak. O yüzden hayatını hayallerine dönüştürmek için hedef İTÜ.